Merhabalar. Gol var mı da bir ikili sıkıştırmada da sizlerin huzurundayız Hakan Can'la birlikte. Hakan'cığım önce sponsorumuzdan bahsedeceğim. Scars of Honor bir fantasy MMORPG oyunu. Oyunculara ücretsiz bir şekilde kazanmak için para ödemek zorunda olmadan farklı karakter sınıfları ve ırkları arasından seçim yaparak geniş bir açık dünyada maceraya atılma fırsatı sunar. Ve Scars of Honor evrenini yakından tanıyın. Kanalımızın büyümesindeki emekleriniz için, bize gösterdiğiniz teveccüh için teşekkürler. Ama biz bugün de yine sizden bir like olmadıysanız hala abone olmanızı, hani eşinizle dostunuzla videolarımızı paylaşmaya devam etmenizi rica edeceğiz ve yayına geçeceğiz. Sevgili Hakan, yani bir yandan tabii olimpiyat da devam ediyor, oraya da uzanacağız. Paris'ten de konuşacaklarımız olacak ama futbol dünyasından o kadar çok konuşacak şey var ki, hem Süper Kupa maçını hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yönetiminin elinin tozuyla Süper Lig statüsünde yaptığı peş peşe değişiklikleri, bu değişiklikleri yapmak zorunda kalışını, bu değişiklikleri yapmak zorunda kalışında gol var mı'nın emeğini, bunların hepsini konuşmak istiyorum. Yani, onlarla başlamak istiyorum. Bunların hepsini konuşmanı istiyorum. Yalnız bunun adı Emrah Kayalıoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'ne bir hizmeti olarak estağfurullah. Gol var mı? Bunu halkla buluşmasını sağlayan bir mecra. Tabii Şampiyonlar Ligi'ndeki iki iddialı ekibimizin kura çekiminde değerlendireceğiz. Ama çok ciddi sıkıntılara sebebiyet verebilecek talimatın değiştirilmesinin gerekçelerini de anlatırsan çok sevinirim. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki profesyonellerin, kulüplerdeki profesyonellerin piknik yaptığını, işleriyle hiç ilgilenmediğini, işlerini hiç de umursamadığını gösteren bir örnek ve Emrah Kayalıoğlu kulüpleri çok büyük bir sıkıntıdan kurtardı. Evet, ben de öyle olduğunu düşünüyorum ama tabii burada işin trajik tarafı mevzunun bu kadar gün sürüncemede kalmış olması. Yani mevzu sadece yeni federasyonun göreve gelir gelmez açıklamadığı böyle küçücük bir, yani daha statüye girmemiş Süper Lig futbolcu uygunluğu 3-4 sayfalık bir metindi. İnsanlar oradan bir ne oluyor dedi önce. Önce oradan bir mavi kart uygulamasıyla ilgili ciddi bir sıkıntı olabileceğini anlattık biz. Kerem Demirbay'ın, işte Beşiktaş'ta Bahtiyar'ın ve bu statüye benzer futbolcuların. Biz değil lafına giriyorum. Ya ben tamam, ben çoğu, ben kendime saygımdan çoğu kullanıyorum. Bu talimat yayınlandıktan sonra ne oluyoruz kardeşim diye 2 saat sonra tweet attığın zaman bütün Türkiye olayın ciddiyetini anladı. Lan burada bir şey oluyor. Emrah Bey bir şey söylüyor dedi ama onu da anlattı tabii yani. Ya orada federasyon yeni yönetimi eski yönetimin bir önceki sezonun başında verdiği mavi kart ve Türkiye Cumhuriyetler kökenli futbolculara verdiği o artı bir kontenjanı yeni statüye koymasa bile eskiden kazanılmış hakkın devam edeceğini, Ocak ayında 24-25 sezonu ile ilgili uygulanacak futbolcu uygunluğunu duyururken oraya yazmıştı. Orada kazanılmış hak olduğunu ve bunun mevcut futbolcular, yani kontratlı futbolcular için kontratlarının sonuna kadar sadece geçerli olacağını yazmıştı. Yeni federasyon gelir gelmez bu maddeyi kaldırdı. Burada tabii iki ayrı görüş vardı. Evet, futbolcular ya da kulüpler tahkime gitse bunu kazanırdı mutlaka ama o haliyle, talimatın o haliyle bunun yürümeyeceği, bu şekilde futbolcuların oynamasının bir sıkıntı doğuracağı da çok açıktı. Biz o dönemde uyarımızı yaptık ve sonradan Süper Lig statüsüne bu maddenin konduğunu gördük. Süper Lig statüsü açıklanınca. Ama işte orada koca bir ama var önümüzde. O da şu: Süper Lig statüsüne açıklandığında Süper Lig futbolcu uygunluğu, orada bir madde vardı. Kulüplerin en az 2 kulüpte yetişmiş, yani 15-21 yaş aralığında 3 sezonu kendi kulübünün akademisinde tescilli geçirmiş olması gerekiyordu. 2 tane böyle futbolcuya, 5 tane de aslında Türkiye Futbol Federasyonu'nda yetişmiş yazmaya çalışmıştı Türkiye Futbol Federasyonu ama becerememişti. Onu yazarken diğer kulüplerin akademilerinde tescilli diye yazmıştı. Bu diğerin, kulüpte yetişmiş oyuncuların federasyonda yetişmiş oyuncu sayılmayacağını akıl edecek insan
yoktu Türkiye Futbol Federasyonu'nda ne yazık ki. Yani bu da hakikaten çok ciddi bir problem. Ama problemin asıl büyüğünü birazdan anlatacağım. Yani maddenin ne olduğunu bir anlatalım önce, tekrar hatırlatalım. Bu şu demekti aslında. Siz kulüp olarak 20 tane kulübünüzün altyapısından futbolcu çıkardınız. Bunları yazıp oynatmak istiyorsunuz. Futbol Federasyonu işte kalan 8 tane de yabancınız var diyelim. Türkiye Futbol Federasyonu sana diyor ki olmaz. 5 tane kendi kulübünün dışında Türkiye'de yetişmiş oyuncu yazacaksın. Git transfer yap. Yani mantıksızlığa bakar mısın? Ya gerçekten içler acısı bir durumdu bu. Ha uyardık yani değişecek bu statü, böyle kalamaz dedik. Ve bu arada Süper Kupa maçına da 2 gün falan var. Yani bu şunun için önemli, çünkü Süper Kupa maçına 24 saat kala liste vereceksiniz. O liste bu talimata, yani takımlar hangi ligde oynuyorsa o ligin statüsüne göre liste verecekler. Yani Süper Lig statüsüne göre. Yani bu yanlış talimata göre. Biz zamanında uyarımızı yaptık ve Futbol Federasyonu gerçekten hızlı bir şekilde aksiyon aldı ve düzeltti. Ama vallahi düzelttiğini de olsun, hiç duyurmadı. Yani biz hata yapmışız. Gazeteci arkadaşlarımız uyardılar. Sağ olsunlar, bu hatamızı düzeltiyoruz falan demediler. Bugüne kadar statüdeki en küçük değişikliği işte Süper Lig statüsü değişti falan. Yok tahkim kurulu talimatı değişti diye duyuran Futbol Federasyonu bu kez gık demedi. Sadece statüyü değiştirdi. Kulüplerden de teşekkür eden kimse olmadı. Olmadı. Kulüplerden valla biri teşekkür etmeye kalksa onlara şunu diyecektim ama yani gerçekten. Şimdi işin asıl trajik tarafına geliyoruz. Sevgili dinleyiciler, sevgili izleyiciler, bakın yani Türkiye Futbol Federasyonu böyle bir hata yapmış olabilir. Tamam, yaptı ve kısa sürede aksiyon aldı, düzeltti. Ama asıl trajik olan ne biliyor musunuz? Diğer kulüplerin akademisinde yetişmiş ifadesi 11 Ocak tarihinden beri kuzu gibi yatıyordu Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde. 11 zaman... Ocak 2024 tarihinde eski Mehmet Büyükekşi Federasyonu döneminde 2024-25 sezonundan itibaren 5 yıllık bir futbolcu uygunluğu planlaması yapıldı ve buna göre bir talimat yayınlandı ve ne yazık ki bu ülkede o kadar profesyoneli olan futbol kulübü, o kadar profesyoneli olan futbol federasyonu, o kadar yönetim kurulu üyesi olan futbol federasyonu delegasyonunun içindeki hukukçular, bunların biri bile, Kulüpler Birliği. Yani hiç hop kardeşim, gideyim, siz ne yapıyorsunuz demediler 202 gün boyunca. Öyle değil, eksik söylüyorsun. Tebrik ettiler. Birlikte yaptılar bunu. Ha tabii tabii, bir anlamda. 5 yıllık plan açıklandı. Önümüzü görüyoruz. Ne olacağını biliyoruz. Evet. Ne güzel. Bundan sonra bu değişmesin. Hep böyle şey. Yani demek ki okuduğunuzu da anlamadınız demek ki. Ve yani 11 Ocak'tan beri orada duruyordu. Hani tamam, bizim de ihmalimiz olmuş olabilir. Hani biz kendi aramızda belki bunun geyiğini de yapmış olabiliriz. Bu arada onu da bilemezsiniz tabii. Ama ne zamanki statüye girdi, biz o zaman medya olarak uyarma görevimizi yaptık ve birkaç saat içinde düzeltildi. Ama medya olarak mı? Ya şimdi medya olarak beni bambaşka bir yere götüreceksin. Ne medyası kardeşim ya? Okuması yazması olan 8-10 kişi kaldı memlekette. Dönüştürme gücü olan 3-5 kişi kaldı. Dönüştürme kaygısı olan 2-3 kişi kaldı. Yani iyi olsun, yanlış olmasın, kavga olmasın çabasında. Onun için böyle biz medya olarak falan diye kocaman kocaman laflar etme. Çünkü medyada kullanılan dil benim yüzümü kızartıyor. Yeter yani. Taraflılık, bizler, küfürler, hakaretler. Sen çok özel bir adamsın. Seninle gurur duyuyorum. Bir futbol sever olarak da sana teşekkür ediyorum. Futbol Federasyonu adına da teşekkür ediyorum. Onlar etmeyi beceremiyorlar ama. Ya kardeşim, yani şimdi oturup masanın başına otursan 20-30 tane acilen düzeltilmesi gereken talimatlardaki hataları bulup çıkartacağına eminim. Ya bunu niye sen yapmak zorundasın onu da anlamıyorum ama bu da senin misyonun gibi kaldı. Sezon içinde 10-12 defa daha böyle programlar yapacağız deyip hemen... Bence bir dakika, daha bir şey daha var ama şimdi bu yeni statüyle birlikte yayınlanmış, eskisinde olmayan, kulüplerin yine gıkını çıkarmadığı bir ince bir nokta var. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. Türkiye'de yine sadece bizden duymuş olsun. O da şu: kulüpler Türkiye Futbol Federasyonu'na
Süper Lig statüsüne çıtlarını çıkarmayarak yaklaşık 175-177 milyon TL hibe etmişlerdir. Bu neymiş? Allah razı olsun. Evet. Kulüplerimizin ihtiyacı yok, federasyonun ihtiyacı var herhalde. O da şu, evet. Mehmet Büyükekşi dönemindeki Süper Lig futbolcu uygunluğunun sonunda şöyle bir bölüm vardı. Yabancı futbolcu başına ödenecek olan altyapı fonunun belirlenecek kriterlerle yerli futbolcuyu, yani Türkiye amilli takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcuyu daha çok oynatan kulüplere geri ödenmesi. Ve burada bu geri ödemenin nasıl olacağı ve fon ödenecek kulüplerin yabancı futbolcu başına ödeyeceği fon miktarının da yaz döneminde statüyle birlikte açıklanacağı yazıyordu. Evet, evet, fonlar açıklandı ama kulüplere geri ödemeden eser yok. Neden? Kaldırıldı. Bu hak değil mi? Onun da kazanılmış hak olup olmadığını o gün beni linç edenlere sormak lazım. Yani o kazanılmış haktır kardeşim, geri alınmaz, öyle talimat değişti diye diyenler bugün de kulüplerin bu kazanılmış hakkıdır, buyurun mu 170 küsur milyon TL'yi kulüplere belirleyin bakalım kriterleri derler herhalde. Ama yani şimdi ben şöyle bir hesap yaptım. 14 yabancın olursa 9.3 milyon TL ödüyorsun Türkiye Futbol Federasyonu'na. 19 kulüp olduğuna göre bu da 176 milyon 700 bin TL yapıyor. Yani daha fazlası olan kulüpler de olacak. Hani belki her biri için 1 milyon TL daha ödeyecekler. Ben onun için hani 170-180 bandı diye bir açıklık koydum ama bu para sonuçta kulüplere geri ödenmeyecek. Şu andaki statüye göre. Kulüpler bunu da hiçbir tepki göstermeden eyvallah dediler, okey dediler. Hani gösteriyorlarsa bir tepki, bilmiyorum. Kulüpler Birliği yeni bir başkan seçti. Daha doğrusu eski başkanını yeniden seçti. Herhalde onun bu konuda söyleyeceği bir şey olur diye tahmin ediyorum. Eğer o paranın peşine düşeceklerse. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakemlere %50 zam yaptıklarını... Ha, o parayı burada almışlar. Kulüplere giderek... Bak artık galibiyet başına 6 milyon alıyorsunuz. Oradan biraz hakemlerimize destek olalım, standartlarını yükseltelim diye para isteyeceklerini söylemişti. Onu buna saydırırlar. Etmiş olurlar. Ya hiçbir şeyin fikri takibi yapılmaz mı kardeşim ya? Yani işte ne acı bir şey. Şimdi biz geçelim Galatasaray camiasını karıştıran, Beşiktaş'ı mutluluktan uçuran Süper Kupa finalinin ardından senin söyleyeceklerine. Asla tahmin edemeyeceğim bir başlangıç ve final oldu benim öyle, açımda. Öyle. Yani bir takım hata yapabilir, futbolcular hata yapabilir, çok acayip goller olabilir. Ama yani o hatayı Nelson'un yapmasını herhalde en son bekleyeceğin oyuncudur diye düşünüyorum. Ve Galatasaray yani resmen Santra'dan gol yiyerek başladığı maçta. Soyunma odasından. Soyunma odasından mağlup çıktılar. Evet, yani Galatasaray tamam, o golü belki önemli bir şey olarak, belirleyici olarak da söyleyebilirsin. Galatasaray oyununu etkilemiştir diyebilirsin ama şey hiç önemli değil. Galatasaray o gol dışında da, yani tabela 0-0 yazsaydı da görünen o ki oyun bravo olarak rakibine sadece topu ayağında tutma noktasında üstünlük sağladı. Ama onun dışında hücum istatistiklerinde doğru plan yapmada, işte aklınızda doğru savunmada, doğru durmada, doğru savunma yapmada, yani her şeyde Beşiktaş'ın çok daha önde olduğu bir maç gözlemledik ki bunu da Beşiktaş omurgası yeni oluşmuş bir takımla, geçen sene de ligde artık kaç puan fark yemişti Beşiktaş geçen sene? 56, 40 mı 50 mi? 46 puan. 46, yani düşün ya, öyle bir fark yemiş takımın omurgasını değiştirerek çıktığı Süper Kupa maçında son şampiyona karşı yaptı bunu. Bu anlamda bir kere Beşiktaş'a şapka çıkarmak lazım. Yani ben Beşiktaş'ın yeni bir kurulmuş bir takım olarak, Türkiye'de çok da tutmamış bir ekolden teknik adam getirmiş bir futbol mantığıyla hareket ederek Galatasaray karşısında oturmuş şampiyona karşı iyi bir sonuç almasını açık söyleyeyim beklemiyordum. İyi sonucu bırak, tarihteki zaten en farklı galibiyeti Beşiktaş'ın tarihte 2 tane 5-0 Galatasaray'a karşı. Sonuncusu da artık 70 yıl falan önce galiba. 70-80 yıl falan olmuş yani. Yani onu tekrarladı tabelada. Yani dolayısıyla da yani burada Beşiktaş'a şapka çıkarmamız lazım. Oyununa şapka çıkarmamız lazım. Galatasaray'ın da hani sezon başında gelen bu uyarının hani Galatasaraylılar için umarım
gerekli dersleri çıkaracakları bir uyarı olur. Galatasaray'ın tarihinde bu tip maçlar var. Yani Chelsea'den 5 yiyip UEFA kupasını kazanmıştır Galatasaray. Başakşehir'den 5 yiyip şampiyon olmuştur. İşte Bursaspor'dan 5 yiyip şampiyon olmuştur. Yani bunlar vardır Galatasaray'ın tarihinde. Ama burada önemli olan bu dersi alıp alamayacağınızdır. O noktada ben açık söyleyeyim. Hani umarım alırlar ama yani bugüne kadar yaşananlara baktığımda şu yakın dönemde Galatasaray Kulübü'nde yaşananlara baktığımda ya yani umarım bu dağılıma doğru gidecek zincirin ilk halkası olmaz. Vallahi ben Beşiktaş'ı tebrik ediyorum bir defa. Yani transferlerin de başarılı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Rafa Silva'nın çok etkileyici bir oyuncu olduğunu gördüm. Ama en çok Mustafa'nın golü için sevindim. 17 yaşında bir bebe Nelson'u kırmızı kartla oyundan attırdıktan sonra bir de adını tarihe kazıtacak bir gol attı. Geçen sene Feyyaz Uçar bir müsabakadan sonra Rıza Çalınbay'a sistem ederken Mustafa'yı milli takımda bırakması noktasında da bir eleştiri yapmıştı Rıza Çalınbay'a. Ya bir 17 yaşında çocuk için Rıza Çalınbay'a 300-400 maç birlikte oynadığı kaptanına böyle niye sert konuşuyor demiştim. Şimdi anladım. Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun geleceği olabilecek futbolculardan bir tanesi. Yolu açık olsun. Yani onu not olarak düşeyim kendi hatıralarıma dedim. Beşiktaş'ın sol kanattaki Semih'in yüksek performansına çok ihtiyacı var. Sezon biterken de Semih çok formda değildi. Sezon başlarken de çok iyi değil. Ama milli takım sürecinde bütün milli takım futbolcularına ve teknik heyetine Semih üzerinden hakaret edilmişti. Semih hala genç, gelişime açık bir oyuncu. Beşiktaş'ın sol kanada oyuncu transfer etmemesi ve Semih'i ısrarla geliştirmeye çalışmasını tavsiye ediyorum. Galatasaray'a edeceğim tavsiye de taraftarların tribünde açtığı pankartta gizli A'dan Z'ye konsantrasyon. Herkese bir boş vermişlik, disiplinsizlik, yavaşlık, odaklanmaktan uzak davranışlar gördük. Sana ben yayın öncesi sordum. Galatasaray'dan vasatın üstüne çıkabilmiş oyuncu ya da vasat oyuncu söyleyebilir misin diye iki tane isim söyleyemedik. Yani sen de söyleyemedin, ben de söyleyemedim. Galatasaraylı oyuncuların da şımarıklık ve kapris yapma hakkı yok. Çünkü gerçekten dünya çapında maaşlar alan yabancı futbolcular var. Dünyanın hiçbir yerinde alamayacağı maaşları alan futbolcular var. Son iki sezonun şampiyonu olan takım bu takım. Takviye yokmuş. Ne? Yoksa yok bu takım. Bu kadroyla şampiyon oldu. Üstelik çoğu maçı da ezerek kazanarak şampiyon oldu. Bu iş ciddiyetsizlik, boş vermişlikten dolayı bu noktaya geldi. Okan Buruk değişebilir, yönetim gidebilir ama bu oyunculara da burası dikensiz gül bahçesi olmaz. Herkes sorumluluğunu iyi yapmak zorunda. Allah'tan Şampiyonlar Ligi kurası vallahi şeker gibi, billahi şeker gibi. Çok ballılar ya. Ya yani tamam, sonuçta İsviçre Ligi şampiyonunu çekiyorsun. Yani İsviçre futbolu milli takımlar düzeyinde son dönemde gerçekten çok gelişiyor. Kulüp düzeyinde de zaman zaman Avrupa kupalarında önemli başarılar alıyorlar. Yaşasın diye göbek atılacak bir kura elbette değil ama yani takımın da şu anda sezon başlangıcına baktığında yani tabii her yerde bunu duyacaksınız kardeşim. Yani Fenerbahçe'nin elediği Lugano lider, Galatasaray'ın kurada çektiği Young Boys sonuncu. Yani, evet yani puan durumu böyle ama yani unutmayın ki bu sadece bir 4 haftalık puan durumu. Ama Fenerbahçe'nin elediği Young Boys gerçekten iyi bir takımdı ya. Yani Lugano pardon. Gerçekten iyi takımdı. İlk maç 3 tane gol attı. İkinci maçta 2'yi yakalasaydı oyun bambaşka bir yere gidebilir de öyle Fenerbahçe'nin ezdiği bir müsabakada izlemedik. Özellikle ya, ikinci maçta. O işin o tarafına okey. Yani, ama Young Boys'un şu andaki yani ligindeki durumunun yani öyle yaşasın biz bunları hele bir yani Galatasaray'ın bir de Beşiktaş maçında sergilediği oyuna da bakıyorum. Yaşasın Şampiyonlar Ligi etabına kaldık, lig etabına kaldık demek için biraz erken geliyor bana. Vallahi bana tam zamanı gibi geliyor. Yani 5-0'lık mağlubiyetin ardından Galatasaraylıların yüzünü güldürebilecek yegane şey bu kura çekimi olurdu. Bence de bu kura çekimi. İsviçre Ligi'nin sonuncusu 4 maç
Bir beraberlik, 3 mağlubiyet, bir çuval gol yemiş. Galatasaraylılar sevinmesin, ne yapsınlar yani? Ben üzülsünler bu, demiyorum canım. Yani sadece da... takımlarına da bir baksınlar. O tarafını tabii, ihmal etmesinler. Tabii. Yani tabii. Çünkü Beşiktaş maçındaki 5-0 o biz nasıl yürüye yürüye alırız bu maçı kafasıyla bakmaktan oldu biraz da. Evet. Yani dolayısıyla hani aynı kafayla Young Boys maçlarına hazırlanmamak, öyle o şekilde bakmamak lazım. Onun çok özür diliyorum. Çalışıyorum. Galatasaray'ın Beşiktaş maçına ilişkin iki de not söylemek istiyorum. Birisi Galatasaray'ın 4-4-2 oynayamayacağını görmüş bulunuyoruz. Çünkü oyuncu değişikliğinde sahaya değişiklikte hangi oyuncunun hangi pozisyona yerleşeceğini söyleyemeyen bir kenar yönetim var. Ya da iletemeyen oyuncular. Taktik plandaki değişikliği nasıl iletecekler, nasıl 4-4-2 oynayacak bu takım onu bilemiyorum. Bir. İki, bunu az sonra şu kura çekiminden sonra konuşalım. Ali Koç'un MHK üzerindeki etkisini de değinmek istiyorum. Ve buradan da maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a değinmek istiyorum. Evet, Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı bir sarı kartlık faulü vermedi. Kupa finalinden hakem konuşulamaz. Ama bu maç tek farklı da bitebilirdi. Immobile'nin Barış Alper'in kafasına iki defa vurmasını, şamar atmasını sadece sarı kartla değerlendiren hakem, hakem havuzumuzun Süper Lig'i yönetmekte yine yetersiz kalacağını düşündürdü bana. Hakem havuzumuzun ne hale geleceğini de konuşalım istersen, hazır yeri gelmişken o zaman. Konuşalım abi. Yani konuşalım. Çünkü yani malum 8 Mart operasyonunu yapan ekip gelmiş durumda. Neredeyse aynı MHK yönetimi, 3 tane ya ismi o... değişmiş. Beğenin beğenmeyin ama Türkiye'nin bir FIFA hakeminin daha buhar olup uçtuğunu gördük. O dönemde kendilerinin yine ya bu ekibin... Bu şu demek mi? Bu şu demek mi? Mevcut MHK yönetimleri canı istediği zaman hangi klasmandan olursa olsun bir hakemin hakemlik kariyerine gerekçe göstermeden son verebiliyor mu? Bu o demek mi? Eylem bu. Yani 8 Mart'ta buna izin verilmemesinin, tahkimden dönmesinin sebebi bunun sezon içinde yapılmış olmasıydı. Evet. Şimdi sezon arasında yapıldı ve dolayısıyla hukuken bunun önünde bir engel var mı yok muyu? Hani eğer Abdülkadir Bitigen giderse tahkime o zaman görürüz. Ama açık söyleyeyim gidecek. 8 Mart'taki gerekçeyi hatırlıyorum. Yani şey yanlış, takvime uymuyor. Bu evet. Şey denmişti. Evet. Şimdi o anlamda Abdülkadir Bitigen'in çalışacağı hukukçuların da doğru bir adımla gitmeleri lazım. Yani 8 Mart dosyasını önlerine koyun. Bakın onu reddetmişti. Bunu da reddedin derlerse bu defa şey olabilir. Yanlış yerden tutabilirler dosyayı. O anlamda da hani doğru bakmak lazım bence dosyaya. Ama ya mevzu tabii bir de yani bu MHK yönetiminin 8 Mart'ta yine üzerlerini çizdiği, bir deyimindeyse hani bir buruşturup, kağıdı buruşturup çöpe atar gibi bir kenara attığı bazı isimlerin yine bu MHK tarafından Süper Lig kadrosunda tutulmuş olması. Yani o dönemdeki cümleleri de hatırlıyoruz. Bir gün bile daha tahammül edemezdik. Başkalarının aklıyla karar verenler. Vicdanlarıyla, başkalarının aklıyla, vicdanlarıyla karar verenler vesaire. Yani sonuçta bu cümleler de duruyor, bu isimler de duruyor, bu eylemler de duruyor. Şöyle devam edeyim. Ali Koç'un 5 Kasım 2023 tarihinde Ferhat Gündoğdu'dan özür dilediği konuşmada duruyor. Biz yanlış demiştik, yanlış demiştik, haklıymış, çok haklıymış görüyoruz ki deyişi. Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Serkan Tokat, Koray Gencerler isimlerinin çok tehlikeli olduğu konuşuluyor deyişi arşivde duruyor. Alper Ulusoy kendisi bıraktı. Diğer 3 hakem ve Mustafa Öğretmenoğlu VAR kadrosunun listesinde olmasına rağmen seminere davet edilmeyerek kızağa çekildi. Hiç konuşulmadı. Biz baktık listede duruyor isimleri. Aa, kan davasına çevirmiyor Ferhat Gündoğdu dedik ama gördük ki seminere çağırmamışlar. Bu 4 hakem maçlara çıkmayacak. Mustafa Öğretmenoğlu Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Mert Hakan'ın elle oynaması, Lale Orta video gönderdi Ali Koç'a bakın. Yayında yayınlanmadı falan kavgaların yapıldı.
Ali Koç ne istediyse oldu. Özür dedi Ferhat Gündoğdu. MHK başkanı oldu. İstemediği hakemlerin tamamı kızağa çekildi. Herhalde Ali Koç'un sezon boyunca hakemden en az itiraz edeceği 7. sezonu yaşayacağız. 6 sezon şikayete geçti. Bunlar gönderiyorlar ama hala devam ediyorlar der mi? Zaman içinde görürüz onu. Ama Ferhat Gündoğdu çok anlayışsız. Oyunlar oynuyorlar falan. Omurgasız demeyecektir. Ferhat Gündoğdu omurgasız bir insan demeyecektir. Bu arada Ferhat Gündoğdu gene Ahmet İbanoğlu'yla Ünsal Çimen'i gözlemcilikten atmış. O gitmeden gene atmıştı. Geldi gene attı. Teamir olarak bu MHK yönetimindekiler devamsız devamlılık arz ediyorlar yani kararlarında. Evet. Tugay Kağan numaralı Mert Güzenge falan dikkat etsinler yani. Yani onlar da bekleyecekler, bakacaklar. Onlar bayağı bir dikkat etsinler o zaman. Sevgili Hakan, yani futboldan konuşacak tabii çok şey var ama bir yandan da Paris'te bir organizasyon var ki hani değinmesek olmaz. Hani en yakın tarihlilerden gideceğim. Yani Kuzey Tunçelli'nin dünkü 1500'deki inanılmaz performansı, yine bir dünya gençler rekoru kırarak 16 yaşında. Yani, 16 yaşında ya, 16 yaşında ya, 16 bak ne kadar kolay. Söylemesi yani çok şimdi kolay da 16 yaşında 1500 olimpiyat finalinde yüzmeyi dene bakayım yani. Değil şunu mi? Söylüyorum. Yani. Ya hayal bile edilemez. Abimler milli takım sporcusu düzeyindeydi 80'li yıllarda. Sabri, Sadri Özünler, Murat Özuaklar İzmir'den eserdi, uçardı. 100 metre serbestti. Bir dakikanın altında genç sporcuyken yüzükleri zaman bayram yaparlardı. Şimdi çok daha tekniği zor branşlarda bile çocuklar harikalar yaratıyorlar. 1500'ü 14'lerde yüzmek falan inanılır gibi değil ya. 16 yaşında da. 16 yaşında yani inşallah hakikaten yolu çok çok uzun olsun. Allah sağlık versin. Sakatlıktan uzak dursun. Ne oldu ya? Madalya mı aldı falan diyorsun ya. Beyler, yeryüzünde yüzen yüzücüler arasında bu branşın dünyada en hızlı yüzeni çocuk yani. Arkadaşınız, kardeşiniz. Yani artı eksi 3 yaşın ekle. Yani herhalde bugününden bakıp yani 15-20 yaş aralığının en hızlısı diyebiliriz. Bilmiyorum yani finaldeki evet, diğerlerinin yaşlarını evet. Ama yani herhalde 20'nin üstüdür diye tahmin ediyorum onu. Belki de daha bile bir geniş aralığın en hızlısıdır yani Kuzey kardeşimiz. Yani tabii ki onun dışında madalyaya koşan, madalya alamasa da bizi orada gerçekten iyi temsil eden pek çok sporcumuz var ama ben hani Kuzey'i ayrı bir yerde tutuyorum yaşı itibariyle ve yaptığı hakikaten çok önemli. Ben de o zaman Ferhat ayrı bir yerde tutayım. Dünyanın en zor branşlarından biri jimnastikte 3. kez üst üste gitti. Bugün yine 5. oldu, olimpiyat 5.'si ki inşallah bir tur daha gider. Çok örnek bir sporcu o da işte. A'sından Z'sine bahsetmiş olalım. Mete Gazoz'a da çok üzüldüğümü ayrıca belirteyim. Mete'nin yani okçuluk takımımızın genelde yani şu elde edilen takım halindeki madalya elbette ki çok kıymetli. Ama yani bizi hakikaten bazen öyle şeylere alıştırıyorlar ki hep daha fazlasını bekliyoruz. Yani öyle bir handikap var önlerinde. Yani özellikle o takım yatışlarında öyle bir performans sergilediler ki biz onu bireyselde de hadi madalya, hadi nerede madalya falan demeye başladık. Orada da yine gencecik bir kızımız Elif'in yaptıklarını da hakikaten alkışlamamız lazım. Bence çok başarılı sporcularımız var. Yeter ki onlara destek olalım. Sporcularımızı yıpratacak yayınlardan işte yani onları geliştirecek eleştirileri yapalım ama hani onları yıpratmadan, kırmadan, gücendirmeden, üzmeden bunların bir çizgisini doğru ayarlayarak lütfen Çin diyeyim ben. Çin karşısında da evet, Çin karşısında da voleybolcularımıza başarılar dileyelim. İlkinin, Vargas'ın ve Alay'ının başarılarından mutluluk duyalım. Şu iğrenç polemiklere artık devam etmeyelim. Ya madalya geliyor çocuklar, çok az kaldı. Çin'i geçtikten sonra büyük ihtimalle madalya maçına çıkma hakkını kazanacaklar. Ve madalya da kazanacaklar bence. Dileğim o, zor ama. Yani şey benim tahminim ama Çin'i geçebilirsek bronz maçını Amerika ile falan oynarız diye tahmin ediyorum. Yani İtalya'yı geçmemiz çok zor çünkü İtalya'nın Sırbistan'ı geçeceğini ve bizim onları tekrar bir şekilde yenmemizin çok zor olduğunu düşünmekle birlikte İtalya Brezilya finali olur. Öbür taraftan da hani Amerika mı olur? Bronz madalya maçındaki rakibimiz, onu da yaşayıp görürüz diyorum. İnşallah Çin'i geçelim bu arada tabii. Evet.
ben geçeceğimize inanıyorum. Nedense en son maçtaki istatistiklerimize baktım. 2-0'dan 3-2 vermişiz ama yenebileceğimizi düşünüyorum. Yenelim çünkü biz sabah 10'da oynamaya alışırız. Onlar değil. Evet doğru. Doğru. Evet, evet. Bizim bütün maçlarımız sabah Şafak'la birlikte oynarız biz yani. Ya bir tek şeyi merak ediyorum. Ben de özür diliyorum izleyenlerden. Bunu benim de öğrenmem gerekebilirdi. Yusuf Dikeç'in bir önceki şampiyonaya giderken 4 tane kota verilen olimpiyatlar için şampiyonaya giderken 3 gün kala benim silahımı alanlar hariç dediği meseleyi Türkiye'de hiçbir gazeteci şu ana kadar ben rastlamadım, araştırmadı. Onun silahını kim, ne hakla, ne hadle aldı? Ya bu, bu bunu üç... sana ev ödevi olarak veriyorum Hakan, haftaya konuşalım. Tamam kardeşim. Tamam. Tamam ama çok önemli bu, yani işte sen gazetede olsaydın, ben gazetede olsaydım ertesi gün bu detay haber olarak yayınlanmış olurdu. Ama şimdi maalesef haber müdürlerimiz muhabirlerini çalıştırmıyorlar. Çünkü muhabirleri olmayabilir. Bir medyamız var. Onlara da kızmayalım. Neyse, sürçülisan ettiysek affola. Fenerbahçe'ye de sonsuz başarılar diliyoruz Lille karşısında. Lille karşısında turu geçerse ben bu turu atlayacağı konusunda. Ben de Fenerbahçe'nin asıl playoff turunu Lille'le oynayacağını düşünüyorum. Onu geçtikten sonra lig etabına kalır diyorum. Evet, başta yakın, yani bu hafta içinde 3. önemli ilk maçlarında Fenerbahçe dışında Trabzonspor ve Başakşehir'e de başarılar dileyerek size veda edelim. Lütfen videomuzu beğenin. Arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşın. Kanalımıza abone olun. Desteklerinizi sürdürün. Hoşça kalın. Hoşça kalın.